İyi akşamlar diliyorum. Çok güzel bir atmosfer. Öncelikle böyle bir baskı oluşturacak bir atmosferi biliyorduk. Oyun olarak rakibimizin en önemli silahlarından birisi yüksek şiddette koşu yapmak ve foul yapmak. Yani sert topa gitmek. Biz oyunu bugün başından sonuna kadar dominant ve topa sahip olarak. Oynamayı planladık ve oyun da böyle başladı. Ee, yediğimiz gole kadar, indi kaybeti kaybetti stoptan yediğimiz bir gol oldu. İlk yarının e, sonuna doğru e, genel olarak gene bizim üstünlüğümüzde ama rakibin de zaman zaman e, oyuna girip çıktıkları bölümler vardı. İlk yarıda özellikle kötü pastan, kötü kontrolden e, net e, kaçırdığımız, giremediğimiz e, pozisyon vardı. Biri e, Kuasi'nin, biri e, Terezege'nin. Ve ikinci yarıda da tekrar oyunu domine edip topa daha fazla sahip olup pasla rakibi kendi ceza sahasına iteceğimizi biliyorduk ve bununla ilgili opsiyonlar çalışmıştık. Yine bir kötü kontrol ve touch ve peşinden olan korner, Tetkili tarafları duran top, duran topun devamı. 2-0 mağlup duruma düştük. <laughs> oyunda e, hem duygumuzda hem aklımızda ve planlarımıza sadık kalarak topu daha fazla sahip olmaya devam ettik. Oyun hakkı Belki mağlubiyet değildi. Girdiğimiz pozisyonlar var özellikle ikinci yarıda da net. Bulduğumuz gol var. Bugün skor olarak kaybettik belki ama oyun olarak çok net bir şekilde kazandık. Bugünkü oyun bir teknik adam olarak sağdan çıktığımda beni son derece mutlu etmiştir. Ve bu oyun ikinci e, revanşında Trabzon'da o muhteşem taraftarımızın burada nasıl e, takımlarını destekleyen taraftarın daha fazlasını yapacak. Sayısı olarak daha fazla olacak. Trabzonspor taraftarı bizimle beraber bugün oyundan çıkarken bunu hissettim. Turu atlayacağımızı, playoff'da gruplara, playoff'tan çıkıp gruplara kalacağımıza son derece inanıyorum. Oyunu kazandık, topa fazla sahip olduk, rakipten fazla şut attık. Daha fazla pozisyona girdik. Her türlü detayı ikinci maçta dahi kullanıp. Result, gruplarda olacağımızı düşünüyorum. Yarından itibaren. Starting Cumartesiye kadar ligin iyi takımlarından Antalya Spor'la oynayacağız. ve, e, hafta sonundaki lig müsabakasına hazırlanıp daha sonra e, Kopenhag maçına döneceğiz. Ben te, e, oyuncularımı tebrik ediyorum. I want to congratulate my players. E, son derece mutluyuz. Yeah, we are really skor happy. olarak değil ama oyun olarak Maybe not the result, bu oyun gelişerek devam edecektir. So this, this Onun is için, get better and better. Şehir bize destek veriyor, taraftar veriyor. Böyle yapmaya devam etsinler, onlara da teşekkür ediyoruz. Ben bu oyuna oyuncu üzerinden hiçbir zaman bakmadım. Bir organizasyon oyunu olarak baktım. Bugün Bakan'ın Merkez Orta sahada nasıl bir performans sergilediğini de sorabilirsiniz. ...Kuasi bir kenar oyuncusu, Caneni bir kenar oyuncusu değil... ...oyun rakip sahaya sete indiğinde... ...bir kenar oynamadı Caneni... ...ikinci bir forvet gibi kenarı içeride buluşur... ...Beki derinlikte verdik... ...Dorukan benim tercihim bugün itibariyle... ...merkez orta sahada... ...Siyopiz daha tek oynadığı için... ...bir de hastalıktan çıktığı için... E, ...oyuncu üzerinden değil... ...oyun üzerinden komplike bir... ...11 çıkanlarla girenlerle... ...14-5 oyuncu... ...oyun organizasyonu üzerinden konuşursak daha iyi olur... ...tercihler... Benim, Bakra'yı da sorabilirsin, ee, Enis'i de sorabilirsin. Ee, kulüplerden verileri alıyoruz, antrenman verilerini alıyoruz, sürelerini alıyoruz. Hazırlık dönemlerini şey alıyoruz, süreleri, dakikaları ona göre planlıyoruz. Canini de sakatlıktan çıkan bir oyuncu. O için oyun organizasyonunda bugün dominant bir oyun vardı. Pozitif ve olumlu tarafından bakalım. Bir keredeki oyunu zaten tarif ederken, e, gole kadar oyunu zaten domine ettik. Golden sonrasında da zaten bizim iki tane kötü kontrol veya pasın şiddetinden beri yani Koaseli ile Derezege'nin değerlendiremedi. Rakibe belki vermedik ama oyunun şey olduğunu söyledim. İki tarafa da gittin yani. Ters ayaklı e, sol ayaklı sağ stoperimiz oynadı bugün itibariyle. Bakrayo e, markı onun ikinci yarıda oyuna sokmamız, Enis'in oyuna girmesi, teknik kapasitesi yüksek oyuncuların topa daha fazla rakip ceza sahasına sahip olup pas yaparak rakip ceza sahasına etmesi aynı zamanda bize pozisyonları da yarattı diye düşünüyorum. Ee, Larsen buranın e, Danimarka'nın çocuğu. Burada başka belki rakip bir kulüpte oynamıştır. Belki ondan olabilir onu çok bilmiyorum. Ondan sonra bunlar gayet normal şeyler. Türkiye'de de oluyor başka yerde de oluyor. Abdülkadir e, değerli oyuncu. Bence ikinci yarısı oyunun e, daha e, oyunun içinde aktif olarak oynadı diye düşünüyorum. Ben oyununu bütününden son derece memnunum. Ben çok mutlu çıktım bugün sahanın içinden. Skor olarak değil ama oyun olarak mutlu çıktım. Bu oyun gelişerek devam ediyor. Çünkü e, tatmin edici, e, rakibi de ceza sahasında itici bir oyun oynadık bugün itibariyle. Bazen olur, bazen olmaz. Ceneyni kaçırdı, ömür kaçırdı. Bazen bunlar bunun içinde var. Yolumuza devam ediyoruz. Trabzonspor her şeyi çalışıyor. Her türlü de, parçada da çalışıyor, bütünde de çalışıyor. Savunma ayarı çalışıyor, orta saha çalışıyor. Ama futbolda her şeyi doğru da yapsan bu bir hatalar oynadır, olacaktır. Bazen pasın şiddetini ayarlayamazsın yerden atacağına seker. Bugün ilk golde olduğu gibi. Sonrasında da oyolama yapmamız gerekir. Oyuncu alacağını hisseder çıkar oyundan düşer. Sonrasında da golü yersin. Yani bunlar bu işin içinde olabilir. Hepsini çalışıyor. Ee, onun dışındaki sorunuz neydi? Ha, yani soru bu. Yani onun hepsini çalışıyor. Ee, ayağımızdaki toptan yediğimiz bir gol var. Bunu... Nasıl bilerek? Oyuncu... E, beklentisi. Ben maçın ha hakeminin analizini de yaptırmıştım. Hani oyunda hep hani çok iyi bir hakem. Yani onun için oyunda devam etmemiz lazım. Belki foul beklentisi olabilir, alışkanlık haline olabilir. Biz bunların yani sonuçta oyuncunun hep ayakta kalmasını istiyoruz. Ee, onun için ama yediğimiz golde e, öyle bir şey hatırlamıyorum. Yani ayağımızdaki topu kaybettiğimizden yediğimiz gol olduğunu düşünüyorum. Tabii i̇yi şey akşamlar. Olun.